Herkese merhaba. Özel bir yayınla karşınızdayız. Süleyman Soylu'nun Habertürk'teki açıklamalarını değerlendireceğiz. Habertürk'te dört ismin karşısına çıktı Süleyman Soylu ve saatler süren bir yayında kendini ifade etmeye çalıştı. 7 Sedat Peker videosunun ardından. Yayınla ilgili analizlerim kısaca şöyle. Yayının hemen girişinde moderatörün ve diğer işte ona soru sormak için gelen isimlerin işte Efendim burada her şeyi soracağız merak etmeyin ee, biz aramızda bu soruları paslaşmadık bile daha yeni zaten programdan 5 dakika önce karşılaştık stüdyoda karşılaştık falan ısmarlama soru olmayacak falan gibi en az 15 dakika kendilerini anlatmaları tuhaftı Demek ki böyle oluyor Türkiye'de ve siz bu bu, bu programda böyle bir açıklama yapmayı e açıklama yapma ihtiyacı hissediyorsunuz. Ee, özellikle mesela İsmail Saymaz'ın çıkışta gözaltına alınacak mısınız dediler bize falan falan gibi böyle espri yapması salonda gülüşüldü ama yani karşınızda da İçişleri Bakanı var yani. Süleyman Soylu bu işi yapacak adam ve bir İçişleri Bakanının karşısında gazeteciler. Şimdi ben öyle ters sorular sorarım ki veya öyle canlı sıkarım ki İçişleri Bakanının çıkışta beni gözaltına aldırabilir falan. Yani öyle bir Türkiye, Türkiye atmosferini gösteriyor esasen. Espri değil. Ee, Üsanmet şey, Süleyman Soylu ilk bir saat boyunca bir şey konuşmadı yani tamamen kendini anlattı ve karşısındaki isimler de onu dinlediler. Halbuki e, kamuoyunun kendisinden açıklama beklediği yöneticiler ekrana çıktıkları zaman e, o konuşturulur konuşturmaktır. O, e, bir gazetecinin veya moderatörün veya o söyleşi yapan kişinin görevi adam bir saat geyik yaptı kendini anlattı, laf çevirdi, soru almadı falan. Ya bir dakika. Yani biz bunları konuşmak için geldik. Zevzat Peker'in iddialarını konuşmak konuşmak için geldik. Yani uyuşturucu meselesini, cinayetler meselesini, tehditler meselesini, koruma verilme meselesini falan bunları konuşmamız lazım. Sen bana 12 Eylül'den önce yaşadığın, babanla oturduğun evi anlatıyorsun falan diye konuşturmaması ve Sadede gelmesi ve işte sorulara cevap vermesi, soruya cevap veremeyince de soruyu tekrar etmesi falan icap ederdi. Ama bunların hiçbirisi olmadı. Çünkü zaten ister istemez bir yönüyle yani Türkiye koşullarında yapılan bir yayın. Ee, Sedat Peker'in söylediklerinin hepsinin iftira olduğunu söyledi. Ve e, programın başında Sedat Peker'in istihbarat servisi elemanı olduğuna veya olabileceğine hafta bulundu. Ahmet Davutoğlu'na çok yüklendi. Ahmet Davutoğlu'nun özellikle HDP ile ilgili görüşleri konusunda Ahmet Davutoğlu'nu çok eleştirdi. Çok e, HDP ile, HDP ile ilgili görüşleri, Kürt meselesi ile ilgili görüşleri ile ilgili olarak Ahmet Davutoğlu ile aynı şeyleri düşünmediğini söyledi ama çok enteresan bir şekilde e, Ahmet Davutoğlu'nun e, Öcalan serbest kalacak, Kuzey Suriye'de bir Kürt devleti kurulacak biçiminde konuşmalar yaptığını ve bu görüşmelerle, çözüm sürecini yürüttüğünü söyledi ki Ahmet Davutoğlu Başbakan AKP Genel Başkanı dikkatinizi çekerim. Öcalan serbest kalacak, Kuzey Suriye'de bir Kürt devleti kurulacak temalı merkezli konuşmalar yapıyor dedi. Ve biz bunu engelledik dedi. Böylelikle çözüm sürecinde verilen sözleri kabul etmiş oldu. Çünkü bu konuşulmuş ve tartışılmıştı. Çözüm sürecini kendisinin veya kendisi gibi düşünenlerin bitirdiğini de söylemiş oldu enteresan. Program boyunca sürekli Erdoğan atıfta bulunması, övgüler düzmesi, hedef ben değilim Erdoğan demesi, saldırılara karşı Erdoğan'ı canlı kalkan yapması da dikkat çekiciydi. Yani ben düşersem Erdoğan da gider. Dolayısıyla önüne Erdoğan'ı koyup yani bana sallamadan önce Erdoğan'ı bir düşünün falan, bana çakarken ona çakıyorsunuz falan gibi bunu demeye getirdi. O da e, tuhaftı. E, Sedat Peker'in Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi Erhan Tuncel ile tanıştığını söyledi. Sedat Peker de anında Twitter'dan cevap verdi. Erhan Tunceli hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum. Ondan sonra da Twitter'dan cevap vermeye devam etti. Ee, ve onlarca tweet attı. Onlara da birazdan bakacağız. Tecavüz suçlusu dedi Sedat Peker'e. Peki dediler yani niye bugüne kadar e, siz hem tecavüz suçlusu diyorsunuz hem Hrant Dink cinayetiyle ilişkilendiriyorsunuz? Niye hakkında işlem yapılmadı? E arkasında Veli Küçük var dedi ve açıkça Süleyman Soylu Peker Erhan Tuncel ve Veli Küçük bağlantısını açıkça söylemesi ve kişilerden bahsetmiyorum burada bir sistem var demesi ergenekon soruşturmalarını da bir anlamda kumpas denilen soruşturmaları da atıf, at, atıf yaptığı ve onun altını çizdiği manasına gelir göreve geldiğinde emniyetin enkaz olduğunu söyledi İşte emniyet enkazsa o kadar terörle mücadeleyi işte ne bileyim işte başarıları nasıl sağladınız diye sorarlar bir sürü tenakuz da vardı ee, tuhaf. Ee, e, tuhaf. Sedat Peker'e koruma verilmesi olayını da çok safsakladı. Orada orada bile e, konu hep can, konuyu hep CHP'ye, Canan Kaftancıoğlu'na e, getirdi. Sedat Peker'le ilgisi olduğunu söyledi. Eski emniyet mensuplarını falan ekrana getirdi falan falan. Sedat Peker de onlara cevap verdi. Konu bayağı bir dağıldı. Kişiler e, yani televizyonu izleyenler bilmedikleri isimler üzerinden analizler veya değerlendirmeler e, gördüler. O arada <laughs> moderatörle Merdan Yanardağ galiba konuşurken Sedat Peker'e ne diyeceklerini bilemediler. Suç örgütü lideri mi şüpheli mi filan arada kaldı. Şüpheli bile diyemediler. E, tuhaf tabii. Önlerine gelen herkese, savunmasızlara e, cemaat soruşturması başka pek çok KHK soruşturması, Kürt meselesi soruşturması altında olan HDP'lere falan herkese terörist, vatan haini her şeyi yapıştıran, haklarında iddianame bile düzenlenmemiş insanlara ki işte Türk yargısı neyse eee kendi manşetlerinden, ekranlarından suçlayan, giydiren insanlar Sedat Peker gibi bir isme şüpheli bile diyemediler. Çok çok tuhaftı. E, o arada Betin Külünk ismi çok soruldu ki e, Süleyman Soylu TRT'deki yayında e, Sedat Peker'den e, Sedat Peker'den 10 bin dolar aylık alan bir AKP'li isme dikkat çekmişti. Metin Külük mü bu diye çok soruldu. İsme girmeyeceğim dedi. Biraz şahsı tarif etmeye çalıştı filan falan. Orada da tabii Metin Külük diyemiyor. Metin Külük de Erdoğan'ın en has adamı yani. Ta gençlik yıllarından beri tanıştıkları bir adam. Her şeyi komplo teorileriyle açıkladı. İşte PKK dedi, CHP dedi, FETÖ dedi, dış güçler dedi. Aklınıza gelebilen her şeyi söyledi. Ye, çoğunlukla böyle Tansu Çiller dönemlerine, DHP dönemlerine, il başkanlığı dönemlerine falan filan gitti. Namus, şeref, şeffaflık vesaire böyle enteresan. Fakat e, bir takım konularda da topu yargıya attı. E, Orada adalet adliyeye attı ya da yargıya attı, mahkemelere attı. Mesela Kutlu Adalı cinayeti Kıbrıs'ta yaşanan cinayetle ilgili Sedat Peker'in gündeme getirmesiyle konuşulmaya başlandı Ta tabii 25 yıllık bir cinayet 1996 Temmuz. Kom daireye talimat verdim dedi. O arada yine Sedat Peker'in kardeşim Atilla Peker işte Korkut Eken'le birlikte Kuzey Kıbrıs'ta keşif yaptı falan demişti. Atilla Peker hemen gözaltına alındı ertesi gün. Ee, ona içerlemiş Süleyman Soylu. Ruhsatsız silahtan gözaltına alındı. Halbuki bu konuyla ilgili gözaltına alınmalıydı dedi ama Korkut Eken'e kimse bir şey yapmadı. Korkut Eken meselesi gündeme geldiğinde de Korkut Eken e, bu tiplerden ben bu tiplerden hoşlanmıyorum dedi. Direkt araya böyle bir mesafe koydu. Yalanlar söyledi. Bizim dönemimizde bir tane bile beyaz toros yok dedi. Yani insanların kaçırıldığını yalanladı. İşkence yok dedi vesaire. Ayuka çıkmış baro raporları, avukat raporları yakın... E, tutukluların, hükümlülerin kendi tanıklıkları, şikayetleri, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne giden dosyalar yığınla kanıt var. Yani binlerce kişi aynı konuda ittifak etmiş olamaz değil mi? Herkes de kendi hikayesini anlatıyor ve bütün şeyler örtüşüyor. İşkencede, insan kaçırmada. E kabul edecek hali yok tabii kabul etse. Bunun suç olduğunu biliyor ama bundan yargılanacak yani Süleyman Soylu. Çünkü sorumlu bir adam. Memedar'la ilgili çok açık konuştu ve bir marinada görev alması doğru değil. Ben yerinde olsam 48 saat içinde bırakırım dedi. Hakan Fidan'la arasının iyi olmadığını da hissettirdi. Hakan Fidan'ın milletvekili adayı olmasına karşı çıktığını falan söyledi. Hatırlayın Sedat Peker bir konuşmasında Süleyman Soylu'yla Hakan Fidan arasında gerilim olduğunu söylemişti. Gene Sedat Peker'le ilgili olarak baylok konuşmalarında neler geçtiğini Hepsi elimizde filan dedi. Sedat Peker bir biçimde baylok konuşmalarında geçmiş. Yani oradan bir cemaat bağlantısı kurdu. Yani Sedat Peker her şey olmakla suçlandı. Hrant Dink cinayeti, Veli Küçük, Ergenekon, tecavüzcü, öbürü beriki ve en son fetöyle de böyle irtibatlandırdı. Tırnak içinde söylüyorum yani cemaatte irtibatlandırdı. Annesinin cenazesine gidemediği, cemaatçiler yüzünden gidemediği meselesinin de yalan olduğunu söyledi Süleyman Soylu. İşte 10 bin dolar alan bir vekilin hangi partiden olduğu bütün programa damgasını vurdu ve ara ara hep soruldu. Ama hangi partiden olduğunu söylemedim dedi vesaire biraz böyle şey yaptım. Yani Metin Külik Erdoğan'ın çok yakın olduğu için onu söylememeye çalışıyor. Ama Feyzi İşbaşaran falan attığı tweetlerle bunu teyit etti zaten birazdan bakarız. E, hakkındaki iddialarla ilgili olarak sürekli yargıyı suçladı. Bu da enteresandı. E, Peker hakkındaki soruşturmanın adliyeden sızdığını, operasyonun geciktirildiğini falan anlattı. O arada BBC Türkçe'de çıkan şu haberle ilgili olarak özür dilerim. BBC Türkçe'de çıkan şu haberle ilgili olarak Peke, Sedat Peker'in iddiaları hakkında hükümette ne konuşuluyor haberiyle ilgili olarak e, BBC'nin dezenformasyon kanalı olduğunu söyledi. Bu da çok enteresandı. E, organize suç örgütü kurmak e, suçlamasıyla aranan ve yurt dışında bulunan Sedat Peker'in İçişleri Bakanı, Süleyman Soylu, Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve son olarak Başbakan Bilal Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım gibi siyasetçiler ve iş insanlarının hedef alan iddiaları kamuoyunda tartışılıyor. Peker'in videolarını milyonlarca kişi izledi. Biz de AKP kaynaklarına sorduk haberi bu. Bu haberde Soylu'nun o yayında söyledikleri doğru değil yani TRT yayını. O operasyonda Sedat Peker'in çocuğuna silah doğrultmak gibi aileyi rencide edici olayların yaşandığı aslında biliniyor diyen kişi saraydan bir kişi kabineden bir isim Yalıkavak Marina ile ilgili olarak da konuşuyor ve diyor ki Ağar'ın, Mehmet Ağar'ın bu tazişlerle malına mal kattığı sürekli kulağımıza çalınıyordu. Çok değerli olan o limanla ilgili iddialar doğru. Burada Aliyev'in başlattığı bir operasyonla limanın alındığı, FETÖ iddiasının asılsız olduğu zaten dillendirilen parti içinde konuşulan bir şeydi. Ağar biz orada olmasaydık mafya oraya çökecekti demişti. E, tepkiler üzerine de Ağar bu sözleri dil sürçmesi olarak nitelendirmişti Bunları da şey yapmış. Ee, Mali e, Masak Başkanı'nın eşi hakkında asılsız FETÖ soruşturması meselesiyle ilgili olarak da o dönem Masak Başkanı eşinin asılsız yere soruşturmalara maruz kaldı, kendilerine baskı yapıldı, adamı tabiri caizse mahvettikleri bilinirdi. Saraydan biri, kabineden biri konuşuyor. Berat Albayrak'ın bakanlığına bağlı olduğu için iki bakan arasındaki gerilimin parçasıydı. Bunun böyle olduğu bilinirdi diyor. Burada pek çok şey var. Yani BBC Türkçe'nin haberinde. Siz lütfen bunu okuyun. Bu habere ateş püskürdü. Dezenformasyon kanalı dedi. Sedat Peker'in iddiaları hakkında neler konuşuluyor haberi BBC Türkçe'de. Evet böyle bir konuydu. O arada Sedat Peker bütün bu iddialara cevap verdi. Kendisiyle ilgili konulara. Onu da Twitter adresinden yaptı. Ee, şimdi onu ekrana getireceğim. Ee, çok sayıda tweet attı. Yani Erhan Tuncel'i işte bakın şimdi aşağıdan yukarıya bakalım. Erhan Tuncel hayatım Erhan Tuncel'i hayatımda hiçbir zaman görmedim, tanımıyorum. Hiçbir zaman karşılıklı telefon görüşmemiz yok, hiçbir kaydımız yok. Aynı anda aynı yerde bulunmadık. Bahsi geçen tecavüz olayıyla ilgili akola hiçbir zaman gitmedim. Sadece Beykoz Bay, savcılığına giderek basına yanlış bilgiyi veren polislerle ilgili şikayet dilekçesi vermeye başladım. Vermeye gittim. Süslü sülü gene yalan söylüyor. Vesaire. Senin e, şu bazı tweetler çok önemli. Se, mesela şu. Senin Cumhurbaşkanı Tolga Ağar'ın İçişleri Bakanı olacağı projenizi çöp ettim. Şerefli bir insansan bu projeden bahsetsene diyor işte i̇şte akrabam Reşat Fazlıoğlu ile HTS kayıtlarını yayınlayarak beni rezil eder misin diyor. Sağ kolum Erdal Arası neden Demokrat Parti'nin MKK'sını aldın diyor. Ayrıca hani kanlarında duş alacağız hikayesi vardı Barış Akademisyenleri ile ilgili. Şu tweet çok önemli. Kanla ilgili söylemiş olduğum olayların hepsi söylendiği dönemde hükümetin lehinedir. Çünkü o zaman korku ikilimi oluşturmak lazımdı diyor. Evet. Sizin yanıma ajanlık yapsın diye verdiğiniz polisi kabul etmeyeyim. Kendi istediğim polisi almak için koruma teklifinizi reddettim. Koruma meselesine bakıyor ama bakın şu bana gene bir şey hatırlattı. Yani belli zamanlarda belli isimler ortaya çıkarlar ve kaos ortamına hizmet ederler. Kanla ilgili söylemiş olduğum olayların hepsi söylendiği dönemde hükümetin lehine o gün o zaman korku iklimi oluşturmak gerekiyordu diyor. Böyle bir misyon varmış demek ki. Demek ki bu misyon sadece Sedat Peker'in değildi yani. Evet. Pazar günü seni mahvedeceğim diyor. Perşembe değil bu defa pazara pazarı gene işaret etmiş. Muhtemelen perşembe ya video çekmeyecek ya da çektiğinde başka şeyler söyleyecek. Ee, bilemiyorum. Ee, benim koruma kararım hikaye ise neden sen 3 sene boyunca uzattın diyor vesaire. Orada Süleyman Soylu 2018'de veya 19'da bundan haberdar olduğunu söylüyor ama yani Süleyman Soylu'nun söyledikleri de güvenli değil. Pazar günü mahvedeceğim. Evet. Son yurt dışı ziyaretimde koruma polisim yanımdaydı. Evet. Çok şey var. Ortağın olduğun Engin Sigorta şirketinin bilançolarını açıklasana. Kia araban varken bu zenginliğe nasıl ulaştın? Mafyanın takipçisi değil, mafyanın ortağısın. Evet. Benim kardeşim Kutlu Adalı olayını anlatıyor. Neden ifadesine geçirmiyorsunuz? Samimi ihbarda bulunuyor. Niye ifade kaydına geçirmiyorsunuz diyor. Türkiye'den de çok haber alıyor. Çok ciddi haber alıyor süslü sülü faili meçhul şekilde uyuşturucu satıcıları öldürüldü diyor. Katilleri nerede diye soruyor. Senin oğlum uyuşturucu satıcılarının hepsiyle her gün beraber geziyor diyor. Evet. Mesela şu. Sayın Cumhurbaşkanı hakkında onun en büyük özelliği olan adam tokuşturmayı sever deyip beni Berat Albayrak'la sen düşman etmedin mi? Bana haksızlık yapılıyor demedin mi diyor. Korkunç iddialar. Evet. Aslan Süleyman, Kaplan Süleyman, oğlum bugünleri anlasana niye yaygara yapıyorsun? Gazeteci Hadi Özüşşa, Mubariz'in tutuklanmasını Azerbaycan istiyor. Sen deli misin? Yürek mi yedin demedin mi? Yayınları iptal ettirmedin mi? Evet. 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 Yalan söylüyorsun. Hiçbir gazeteciyle röportaj yapmam ki YouTube programı yapayım. Filan. Taha önün düğününde çekilen resmimi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındaki görevli bir bayan hanımefendi yayınladı. Taha ön değil demiş. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'la sadece Taha önün düğününde değil, karşılaşmadım. Kendisine boşuna AB diye hitap etmiyoruz. 99 yılından beri tanıyıp saygı duyuyoruz demiş. Başka ortamlarda da karşılaştığını söylüyor. Cezaevine gidecek olan sensin diyor. BBC Türkçenin elemanlarını da FETÖcülükten suçta da tam olsun falan demiş. Evet bu şekilde Sedat Peker'in tweetleri yeni tweet atmış mı diye bakayım. Çünkü sürekli tweet atıyor. Öyle böyle değil yani. Evet. Yeni tweet göremedim Sedat Peker'den. Ha evet var. Birkaç tweet var. Hemen onlara bakalım. Kusura bakmayın biraz beklettim. Süslü sülü doğru söyle yakaladığınız uyuşturucular senin rakiplerinin malları mı? Uyuşturucu ticaretinin en büyük patronu sensin. Fiyatları sen bilirsin. Bu yüzden ucuz olanı yakalattırdınız kamuoyunu kandırmak için. Ticaret bakanlığıyla beraber Kolombiya ile irtibat kurduk diyorsun. Kokain kaçakçılığını ticaret olarak mı görüyorsun? Benim videolarımı dünya izliyor. Kedi kesen satanistler gibi bin kişi iki bin kişi değil. Vesaire. İçişleri Bakanlığı'nda bir manyak oturuyor diyor. Evet. Senin kontenjanından tayin ettiğin savcılar mı araştıracak bu konuları diyor. Ben yalan söylemem, yolla, yollamadığım parayı yolladım demem. Sahtekar sensin demiş. Silivri Emniyet Müdürü Hakan Çalışkan'ın intihar etmişti. Vebali senin boynunda demiş. Seni yok edecek demiş. İnternette birçok uyuşturucu satıcısıyla oğlunun resmi var demiş. Yeniköy Motors'un sahibinin arabasında oğlunun tahsisli plakası yok muydu diye soruyor. Evet. Evet böyle Sedat Peker'in iddiaları o araca ee, başka cevaplar da geldi. E, mesela Feyzi İşbaşaran Başaran benim Beyoğlu Emniyet Amirliğinde Sedat Peker organizasyonu, Sedat Peker Metin Külünk organizasyonuyla saldırıya uğramamı bilmiyormuş diyor Feyzi İşbaşaran eski AKP milletvekili. Senin sonu Sedat Peker'den farklı olmayacak demiş Süleyman e, Soylu'ya e, böyle söylüyor attığı tweette. Benimle ilgili soruyu çok net ve ısrarla sordular İsmail Saymaz ve Merdan Yanardağ. Yüzsüz herif bilgim yok dedi. Parselci Melih gibi hazırlığını yapmış. Ne sorarsan sor gibi istediğini tekrar ediyor diyor. Canan Kaftancıoğlu da yalancılıkla suçluyor Süleyman Soyluoğlu'nu. Madem tehdit yoktu kendisinden daha büyük tehdit yok bu arada. Öncesinde ne diye yakın ardından özel karıma, koruma statüsüne alınmışım sonrasında ise cevap hakkımı kullandırırlarsa yayında söyleyeceğim dedi ama programda kimsenin cevap hakkı kullandırılmadı. Sadece yazdıklarına veya gönderdikleri mesajlar falan okundu. Suç örgütleriyle tuttuğu işler ortaya dökülen devletin utanç vesikası içinde bulunduğu kirliliği başkalarına Bulaştırmaya çalışmakta demiş Canan Kaftancıoğlu paylaştığı mesajlarda. O arada e, hızla bakıyorum e, yeni ekstra bir bilgiyi, yeni ekstra bir detay e, var mı diye ve bununla da yayını yavaş yavaş bağlayacağım. Evet, bütün şu anda sosyal ağların gündemi oldu bu konu ve e, yeni bir e, bilgi yeni bir e, detay benim size anlattığım şeylerin dışında e, yani BBC Türkçe bile şu haberi geçmiş e, bununla da bitirelim. E, bakın çok enteresan. Yani kendisiyle ilgili haberi bile koyuyor. E, dezenformasyon kanalıymıştı. E, onu da e, göstereyim ve onunla e, yayını bitireyim. E, gazetecilik habercilik böyle bir şey yani. Sevgili izleyiciler. BBC Türkçe haberi hatırlatılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu BBC Türkçe ekonomik ve siyasi dezenformasyon kanalıdır diyerek bu sebeple daha önce İngiltere İçişleri Bakanını defalarca aradığını söyledi ve haberi BBC Türkçe tweet olarak atıyor ve paylaşıyor. Evet. Bakın tıkladığınızda da haber geliyor. Evet. Evet, burada da işte canlı yayın vesaire. Evet. Evet. Gazetecilik böyle bir şey. Düello bir ekranda diğeri klavyede dedik ve bütün detaylarıyla olayı anlatmaya çalıştık. Ee, normal yayın akışımıza döner miyiz dönemez miyiz ne zaman döneriz bilmiyorum ama Sedat Peker olayı bir süre daha Türkiye gündemini domine edecek gibi görülüyor. Yeni bir yayında buluşmak umuduyla hoşçakalın.